sonunda bu 5, yani Lavrov'un sözünü ettiği 5 coğrafyadan 4'ünü askeri olarak temizledi ve Şuşa'yı aldı geçen hafta. Şimdi Şuşa, Stepanakert dedikleri Ermenilerin veya Azerilerin Hankenti dedikleri 15 kilometre mesafede. Yani Azeri'yi durdurmazsanız Azeri oradan yürür gider. Yani 15 kilometre ve 2 günlük iştir orada. Ha şimdi böyle bir noktaya geldiğinde büyük ihtimalle Ermeniler aman abi dediler ve şeye koştular. Putin'e. Ve Azerbaycan o kendisine karşı yapılmış olan cömertliği daha da pazarlık masasına çekerek 7 sinek getirdi. Yani 4'ten 3 eksik alan 3'ünü de tamamlattı. Ve işte bir kısmı 10 gün içinde, bir kısmı 20'sine kadar, bir kısmı ayın 1'ine kadar 7 bölgenin tamamı boşalıyor. Boşaltılıyor. Ha, şimdi bu fedakarlığı yaptı. Bir bedeli var bunun. Rusya açısından da bir bedeli var. Ama Rus bunu öderken, Gambit meselesine geliyorum, geldi Azerbaycan'ın içine oturdu. Onu kimse fark etmedi. Fark etmedi değil, ben söylemek durumundayım. Azerbaycan'ın askeri zaferini kutluyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ve bu işi yönetmedeki başarısını da kutluyorum. Ama Azerbaycan topraklarında ismi ne olursa olsun Barış Gücü bugün ismi, bir Rus mevcudiyeti yoktu. Şimdi o var. Ha, var ve 5 sene için var. 5 sene için var. Ve taraflardan biri itiraz etmezse devam edecek. Şimdi böyle bir denge biraz sadece Azerbaycan, Ermenistan değil, bence Kafkasya coğrafyası açısından dengelerde başka biraz taşlar oynadı. Bunun nasıl oturacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.